Sevgili Özlastamon televizyonu takipçileri, çaldık sanki arabayı. Akşamın dar vaktinden hepinize merhaba efendim. İstikametimiz çevre yolundan ağrı. Kuzey kente gitmek. Allah nasip ederse. Hem de dedim şöyle etraf güzelken size biraz etrafı göstereyim. Daha tam kararmadan şöyle. Buradan kaleye çıkıyorum. Arabamızın hibrit turbo olmasının güzelliği işte bak. 1500 devir uyuyor uyuyor çıkıyoruz. Bugün sabahtan kar yağışı vardı. Bugün 16 Aralık. Ama öğlen saatlerinde falan dindi. İnşallah devamında gelsin. Bereketli olsun. İlk karımız geldi yani. 16 Aralık 2021'de Kasım'ın ilk karımız yağdı. Merkez için konuşuyorum. Ilgaz'a daha önce yağmıştı ama 15 Aralık'taki Ilgaz videomuz da var işte. O zaman güzel bir kar yağmış. Yağmaya da devam ediyordu yani biz dönerken. Görmüş olduğunuz karşıda o soldaki ışık yanan falan bir yer görüyorsunuz. Tepenin ucunda orası şey seyrangah. Kafe. Ben şöyle sığabiliyor muyuz? Sığdık bile. Hocam merhaba Mücahit hocam. Ay maşallah ya. Zeynizade cebimizin müezzini. Kastamonu'da çok fazla konağımız var. Konak sayısı olarak Karabük'ten daha fazlayız. Komşumuz sevgili Karabük. Kesinlikle mukayese etme, çekiştirme gibi değil ama hani konak sayısı olarak Karabük'ten evet fazlamız var. Bunların işte bir kısmı turizme kazandırılmış. İşte restoran olarak, kafe olarak veya otel işletmeciliği olarak falan. Bir de bizim şöyle bir eksimiz var. Konaklarımız hep bölük pörçük yerlerde. Şimdi Safranbolu'da hep iç içte ya her yer. Bizde o yok. Mesela burada biraz konağımız var. İşte çarşı içinde var. İşte gidiyorsunuz ara sokağın bir tanesinde bir konak var falan. İşte Cumhuriyet Meydanı'nın arkasında konaklar var. Nihavend konağı mesela bunlardan biri. Sevgili Abdullah Cemiz abi mekanı. Böyle olduğu zaman da dağınık. Böyle bir bütün bir mimari olmayınca sanki bizde 3-4 tane konağımız varmış gibi bir izlenim oluyor dışarıdan gelenlere. Hani Safranbolu gibi derli toplu değil. Öyle olunca da ya Safranbolu hani Kastamonu'dan daha mı güzel acaba gibi bir soru geliyor insanların aklına. Evet her şehrin ayrı güzellikleri var ama bizim Kastamonu'muz hani konak sayısı bakımından Safranbolu'dan çok daha ileride. Ayrıyeten bizim şimdi 17 bin evliyamız var Kastamonu'da. Bak rakamlarla kayıtlı olan 17 bin evliya. Şimdi 5 tanesini sayalım desek birçoğumuz 5 tanesini saymaz. Aslında herkes her şeyi biliyor. Yani hepsini biliyoruz aslında. Hepsiyle bir hikayemiz var. Ama genelde 4-5 yer sayabiliyoruz. Bunların çünkü birçoğu gün yüzüne çıkarılmıyor. Haliyle turizme kazandıramamış oluyoruz. Arkadaş bu yolda ölüm çukuru ya. Ölüm çukuru. Dikkatsiz olsan bir tane çukura düşsen orada tamam git. Ön takım sanayide gayrı ara parçara. Hava durumu nasıl değişti bak görüyor musunuz? Burada sis şey. Güzel bir kar yağsa da bir yola çıksak, kar yağarken bir araba kullansak, arkadan böyle yola yağan kar tozalasa, davlumbazlarımızın içi dolsa böyle, Allah nasip ederse. 2 veya 3 yıl önce şey videomuz vardı, Bartın'a gitmiştim yine bu tarihlerde, Aralık ayıydı.
Bartın'dan dönüşte şeyden, Ulus'tan, Pınarbaşı'ndan Daday üzerinden Kastamonu'ya dönmüştüm. Çok zevk almıştım o yolculuktan. Allah yani şu yalan dünyada ölmeden bir kere daha öyle yolculuk yapabilmeyi nasip etsin inşallah. O kadar güzel ki böyle o. Sanarsın böyle, hani böyle yılbaşında şimdi kar küreleri satılıyor böyle. Benim gibi hediyelik eşya dükkanlarında. O kar küresinin içinde seyahat ediyormuşsunuz gibi. Lapa lapa kar yağıyor. Bütün çamlar mamlar böyle, her yer bembeyaz. İnşallah bu sene bakalım güzel bir kar yağışı bekliyoruz ya. Burası çevre yolu. Kuzey kenti inen yer. Yani İstanbul'dan geliyorsunuz da çevre yoluna giriyorsunuz ya. Bu çevre yolu, o çevre yolu. Yani araç İstanbul, o istikametten gelip girdiğimiz batı çevre yolu. Bir de doğu çevre yolumuz var. Oraya hiç gittik mi? Video çekmedik ama o yanda hiç. Ha şey videosunu orada çektiydim. Araç kiralama firmasına reklam filmi çektiydik. Onu orada çekmiştim. Kastamonu merkez coğrafi konum itibariyle böyle basık kalıyor, tamam mı? Uzaktan mesela Devrekhane yolundan Aksingir köyünden falan bakıldığı zaman çok belli oluyor. Hava basık oluyor. Böyle bir kirlilik oluyor. Şehirden bir 5 dakika 10 dakika arabaya binip gittiğinizde hava çok fazla değişiyor. Havamızın ben çok kirli, merkezde havamızın çok kirli olduğunu düşünmüyorum ama 10 dakika gidiyoruz. Orada bir soluklanmak, hani onu daha insana net bir şekilde hissettiriyor. Sol aynamıza kırdılar gittim. Yan sanayi bulamadım orijinal. Bulurdum da Ankara'ya Marankara'ya gitsem. Gerek yok dedim aynı için. Yan sanayine taktım. Titreme yapıyor. Çok moralimi bozuyor maalesef. Araba rölantideyken aynı titriyor. İşte orijinallik böyle bir şey. En basit ayna ya, ayna. Bunu yapıyorsun, bunu bir kere test et ya. Hangi marka bu onu da bilmiyorum. ART öyle bir şey. Fena para da değil. 300 lira mı? 400 lira mı? Ya yine tam trafiğin şey saati, çarşıya çıktım ya. Saat 5. Mesai bitimi. İstanbul'da falan araba kullanmıyorum ha. Yola falan çıkamazdım ben ya. Bak yol. Heh. İyi Allah'tan yol var. Kuzey kent. Üniversite ile birlikte her yerin kafe olduğu Kuzey kentimizden. Merhaba. Üniversite gelince bir şehre kafe gelişiyor değil mi? Oyun salonları, kafeler. Ne kadar güzel. Öğrenciler Kastamonu'da okumaktan mutlu mu acaba ya? Gurbetten gelip Kastamonu'da okuyan bir öğrenciyle röportaj yapalım. Merak ediyorum dışarıdan birinin gözüyle.
şehrimiz nasıl gözüküyor. Gerçi öğrencilerin %80'i %90'ı okuduğu memleketi sevmez. İlk defa gurbete çıkıp oraya gelmiştir. Hayatta zor gelirdim tek başına. Öyle olunca ben de üniversiteyi Ankara'da okudum. Ankara'yı sevmezdim mesela. Allah çok şükür ya Rabbi. Ehliyet almanın tam zamanı. Benim hanım 4.'de aldı ehliyeti. Duran dolmuşun önünden biri fırlayacak diye aklım çıktı. Sevgili Süper, geçeyim mi ben ya? Gemi gibi gidiyorsun maşallah. Hayalimdeki arabalardan biri de bu. Nasip olur mu be? Havada böyle yağış olunca kimse de keyif de yok. Yani insanlara sirayet ediyor. Efendim ben şuradan hanım alacağım. İzleyen herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Burası da bakın, bu sağ taraftaki şey Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu. Burada video çekmiştim. Kastamonu'ya atanan öğretmen videosunu burada çektiğim. Selam olsun. Çok güzel eğitimciler vardı. Değişti mi değişmedi mi bilmiyorum. Evet efendim. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olun. Ben hanım alayım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.